ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız, bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Hayatın gücü onunkinin hep üstü, o nedenle küstü. Saçlarımın masalı gibi siyahtan beyaza döndü. Çekilirken umutlarımın önüne sürgü, içim sürgün. Çünkü herkes özgür, bana ter örgü. Yalnız yalnızın halinden anlar yalnız. Cılız ağacın tenine balta değdi, kaldıramadı bunu görmeyi, kaydı gitti yıldız. Yıllar altın çalan hırsız, yaşamak çırpınmaktan farksız. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor sanırım. Artık masallardan uzak duran çocuklardır arkadaşım. Apar topar hazırlanmış bagajım, nefes nefese yoldayım. Elimde yumruk, diğer elimde tokat. Katılaşıyorum kırılganlığıma inan. Yanlışlar pahalıya patlar, böyle çıkılır hatadan katlar. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız, bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Taşınıyor insan kaya gibi dalgası hüzünse, düşer yaprak kendiliğinden mevsim hazansa. Yardım etmek isterdim hayatıma, lakin anla, tükeniyorum zamanla. Öyle kalabalık ki içimde de yalnız kaldı dışım. Garip kaplumbağanın evini yıktılar bir ışım. Yazın biteli epey oldu, gelen gitmeyen kış. Şaşırmamaya alıştım, zaman geçti yatıştım. Bir elimde yumruk, diğer elimde tokat. Katılaşıyorum kırılganlığıma inan. Yanlışlar pahalıya patlar, böyle çıkılır hatadan katlar. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız, bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Bileklerini oynatma, oynattıkça daha çok can yakar. Artık hangi andavallığı icat ettiyse bu plastikleri. Nerede o eski kelepçeler be? İlk kez milli oluyoruz galiba. Buradayım, bana bak. Ne yaptın peki? Suçun ne? Hiçbir şey. Orası öyle canım, hiçbirimiz bir şey yapmadık. Mesela ben de kuryelik yapmadım. Ama sana söylemişlerdir herhalde tutuklanırken. Cinayete teşebbüs. Vay. Hiç göstermiyorsun. Var mı tanıdığın içeride? Annem var. Onun suçu ne? Cezaevi müdürü öldürüldü. Suçu onun üzerine yıktılar. Anladım. Çok iyi anlıyorum. Yani bunu nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama. Ne? Belki de böylesi daha iyi oldu. Ya böylelikle kızın yanında olmuş olacak. Ne? Hapishane burası ya. Ya burası hapishane. Tak küçücük kız. Belki içerisi kızın için daha güvenlidir. Nasıl daha güvenli? Dört duvar, demir parmaklıklar, bir avuç gökyüzü. Burası mı daha güvenli? Sizin bildiğiniz bir şey mi var? Sizin bildiğiniz bir şey mi var? Hayır. Hayır, yani öyle bir şey değil. O zaman neden? Neden burası daha güvenli? Ya sen buradayken aklın sürekli kızın için kaygılanıyorsun.
O bakımdan söyledim. Ben onunla dışarıda birlikte olmak istedim. Onu dışarıda korumak istedim. Ben burada kendimi kendimden koruyamıyorum. Deniz. Pardon. Özlem Hanım'la konuştum. Kızın ayarlaması yapılıyor. Bizim kısma veriliyor. Çok şükür. Allah'ım. Nelere şükreder oldum. Sizin yapacağınız işin içine tüküreyim. Kızı paketlediler, getiriyorlar. He, yakalandı. Ben sizden daha hala haber bekliyorum şurada. Ayarladın mı birini? Ne yapacağını biliyor mu? İyi. Kapat benden haber bekle. Ne istiyorsun? Kızı tutukladılar. Annesinin suçundan. Babasını o vurmuş. Hani suçsuzdu. Hani melekti. Hani tertemiz seninki. Beni ihbar etmemiş ama. Oğlum. Salak salak konuşma. Bugün kendini ihbar eden, yarın seni de ihbar eder. Ne yapayım yani? Sen dur. Sen bir şey yapma. Senin yüzüne gözüne bulaştırdığın, oraya buraya sıvadığın pisliği annen temizleyecek. Ha, Alp, bana saygısızlık yapma. Kendine çeki düzen ver. Emrin olur Kudret ablam. Seni de ayarını vereceğim. Her şey sırayla. Sanki takibinde geçmişin, teslimiyeti yık, kafanda kimin varsa kırık bir dal. Kurudu gırtlağım, içimde söndü dünya, bir akşamüstü sancılar, karla kaplı sonbahar. Yok tadım tuzum bir fotoğraf aklımda, ben üçlerimde kırmızı tulumla çocuk olduğum zamanlar. Anlatırım içten durumlarda küfür kıyamet, idare et, dilimi çözersem yaram kanar. Bugüne kanıp insan unuttu o dününü yarım. Tepende binbir bulutla yaşadın onca sarı güneşlerde, şimdi gitti kanımca. Kurudun hastalığa kapılıp ruhun artık bugünlerde kas katı. Kafanda kırık plak yankımıyor şarkılar, bir dakika daha bırak, anılar sıkışmıyor akla. Çekip açsan yeni baştan, kaç var sona sakla. Kaçman gerek, aklanman gerekeni buna katlanman. Deniz. Var mı bir haber? Hı hı. İşlemleri yapılıyor. Şimdi giriş yapmış. Sakin. Küpe yüzük ne varsa onları da koy oraya. Hadi oyalanma. Hadi. Dön bana. Dön. Aç ağzını. Aç 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 aç. Elini kaldır. Kaldır. Yukarı yukarı. Yukarı. Yana. Bu tarafa. Tamam, saçlar kaza. Kaza çıkar. Hadi çıkar üstündekileri. Temiz. Atleti de. Hadi. İç çamaşırlarını da çıkartman gerektiğini biliyorsun değil mi? Lütfen. Kurallar böyle. Hadi. Hadi.
Büyük anksiyete de yalnız. Deniz. Bir sakin ol ama. Ne? Ne? Sakin ol ne? Basra sakin. Nasıl sakin olayım? Hapse giriyor kızım. Siciline falan işleyecek. Ya herkese şaka gibi falan mı geliyor acaba bu durum? Allah'ım, insan böyle böyle deliriyor demek ki. Allah. Geç bakalım. Ha, bu mu? Bekle şurada. Bu değil herhalde be. Azra? Azra Kaya? Televizyondan. Ya sen yarışmadaki 17 Azra değil misin? Ha. Abi. Çok iyi ya. Kızım, ben senin en büyük hayranınım ha. Büyük fanınım. Yarışmanın bütün bölümlerini izledim. Hele o ya fırlattığın sahne. Sen o ya fırlattın. Benim burada içimin yağları eridi be. Ne herifti be o. Ne güzel dayandım be. Kız vallahi buradasın ha. Bayağı o ha. Tamam. Daha çok muhabbet edecek vaktim var. Yalnız normalde daha güzelmişsin. Buradayım. Ah pardon ablacığım. Ya ben sana mektup bile yazdım. Mektup. Hoşça kal. B1-217. Abi bu ne ya? Azra Kaya, ne yaptı? Fanınım ben senin, fan. Kim bu lan be? Gel bakalım Ecem. Deniz nerede? Yerleştirelim. Ben yerleştiririm. Lütfen. Peki. B1-224. Teşekkür ederim. Tamam geç. Geç. Tamam gel. Anlat şimdi. Nasıl oldu anlat. Polisler geldi. Savcı benimle görüşmek istemiş. Ecem Demir. Evet. Otur. Anne o savcı çok fena bir adam. Kim yaptı bunu dedi. Hadi Ecem hadi. Hadi bana cevap ver. Kim yaptı bana söyleyeceksin dedi. Çok sıkıştırdı beni anne. Tetiği kim çekti? Çok sıkıştırdı. Annen mi baban mı? Kim çekti Ecem? Annen mi baban mı? Ben çektim. Tamam. Ama sana bir şey söyleyeyim mi?
Ben hayatımda o kadar huzurlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin vicdan azabı çekecek bir şeyin yok ki. Ben seni koruyacağım. Sen beni değil. Anne olan benim. Senin evladın olduğunda o zaman sen onu korursun. Ama şimdi benim sıram. O kadar değil. Sen benim yüzümden kaç seneden beri babama katlanıyorsun. Hayır, hayır. O konu öyle değil. Orada senin hiçbir suçun yok. Şu an birlikteyiz ya. Önemli olan tek şey bu. Seni çıkaracağım buradan. En yakın zamanda seni buradan çıkaracağım. Anne. Annem. Dışarı çıkmak istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Korkuyorum anne. Neden? Neden? Ne oldu? Korkacak ne oldu? Hayır, hayır. Hayır, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Okulu aradım. Öğrenci işleriyle konuştum. Kafamı derslere veremiyorum ki. Okula gitmemişsin iki gün. Nerede kaldın? Babamla tartıştık. Tamam, neredeydin? Şurada mı? Erkek arkadaşında mı? Hayır, erkek arkadaşım değil o benim artık. Görüşmüyoruz. Neden? Bir şey mi yaptı sana? Hayır, hayır. Hayır, hiçbir şey yapmadı bana. Sadece bana göre bir insan değilmiş. Ben de görüşmeyi kestim. Hepsi bu. Tamam. Merak etme. Babanla konuşacağım. Dışarıda yalnız olmayacaksın. Tamam mı? Avukatla da konuşacağız. Bana bakacağım. Avukat ne derse yapacaksın. Söz ver bana. Tamam. Tamam. Söz veriyorum. Annem. Anne. 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 Ben çok yoruldum. Biraz uyusak olmaz. Gel. Kolay gelsin. Aa, merhaba. Yerleşmişsin. Yerimi yadırgamam. Alışkanlıktandır. Umarım bu son olur. İnşallah, inşallah. Kuralları hatırlatmama gerek yok sanırım. Yok. Biliyorum, sağ ol. İyi o zaman. Allah kurtarsın. Teşekkürler. Bu arada... usludur. Olmadığım sürece hiçbir yere gitmek yok. Sakın hiçbir yerde yalnız kalmayacağız. Kim nereye çağırırsa çağırsın. Sen ortak alandan dışarı çıkma. Bizim kısımdan birileri olmadığı sürece yanında asla bir yere gitmek yok. Anladın mı? Tamam. Tamam. Gel. Kalk. Kalk. Yok, bu kadar yeter. Teşekkür ederim. O kadar azalmadı. Olur Cüksü'ye. Canım istemiyor pek. Sen bilirsin ama burada öyle her acıktığında yemek bulamazsın. Koy koy. Koy abla koy. Bekle biraz. Önüne bak lan. Ne bağırıyorsun ki? Sen çarptın kıza. İyi misin? İyiyim. Hayırdır? Sakin ol ya. Olmazsam ne olur?
şey var. Hepinize birden bir defa söyleyeceğim. Bu gördüğünüz benim kızım. Oo, maşallah. İçinizden biri onun kuluna bile zarar verecek olursa ya da benimle olan hesabına kızımı karıştırırsa ya da ben böyle bir şey hissedersem yemin ediyorum burada çok kötü şeyler olur. Aklınızın alabileceği en kötü şey. Kudret, ciddi alsan iyi olur. Alıyorum. Alıyoruz. İyi. Çoğu sana çünkü. Kuzu, senin kızın bizim de kuzucuğumuz. He? Kuzu. Gel benimle bak, fena karıştı ortam. Ne yapacağım benim, annemi görmem lazım. Bu arada ben... Ecem. Bak kızım, Alp'le bir daha görüşmeyeceksin. Kim o? Annemin adamı. Ne? Annem mi göndermiş yani? Beni tehdit etsin diye. Tamam Deniz. İn aşağı. Bana bak. Benim kızım senin hiçbir şeyin değil. Uzak dur. Gel buraya. Gel beraber yeriz anneciğim. Amfimfon. Selam. Selam. Tecrübeli mi mahkummuşsun? Tecrübeli olsaydın kime kapı tutup kime kapı tutmayacağını bilirdin. Tamam. Bunu yapıyorsan salak olman lazım. Salak değilsin. O yüzden güvendiğin başka bir şey var değil mi? Yok ya, neye güveneceğim ki? Öyle bir an tutamadım kendimi, ağzımdan çıktı. Diyorsun. Bana mektup yazmışsın, öyle demiştin. Yazdım. Kızım sen süpersin, yarışmadaki favorim sendin ya. Ne kontör harcadım senin için ya. Kontör ne ki, ben adam harcıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne gürültü ya? Bu ne? Tata! Biliyorsun sahnede diva, mutfakta aşçı, Üstündekini nereden buldun? Karından ödünç aldım. Sen karımın kıyafetini giyip bana kahvaltı mı hazırladın? Evet. Şaka mısın sen? Manyak mısın? Defol! Ruh hastası. Allah belanı versin. Bana bak, ben senin ne karınım ne kızınım, tamam mı? Sen bana onları davrandığın gibi davranamazsın. Ya çık! Ya çıksana! Defol! Belanı versin. Al oradan orası. Biraz ortalığı gözlemleyin lan. Yapamayacaksan yapma, yoldun bütün ya. Öf, sıkıldım zaten ya. Bu ne çok saç abi? Gereksiz gereksiz. Ben senin saçını çok beğendim. Ya. Sana da yapalım. Yapalım. Oldu. Yapalım.
Yalnız Ecem cesur kızmışsın ha. Hangi konuda? Nasıl bir cesaret? Annesi gibi risk alıyor. Risk alıyor. Hangi konuda risk alınıyor acaba? Yani acık saçma olmuş tabii ama... Aferin delikanlı kızmışsın ha. Ana maya bu maya maya. Ay pek şatır maşallah. Allah talihini güzel. Valla bence annen haklı. Keşke hiçbir şey yapmasaymışsın. Bir şey yapmadı zaten. Ya baskı altında verilmiş yalan bir ifade var ortada. Ben vurdum Hakan'ı. Tamam ya yeter. Sen vurdun o vurdu. Kim vurdu diye gitmiş sonuçta adam yani. Burada güleceksin. Gül buna. Başka şansım yok. Hayır relax Deniz abla relax. Relax dediğiniz şey ben çok anlayamıyorum yani. Ne? Oktay biraz daha ister misin? Yok sağ ol. Var benim var. Yazık oldu vallahi kadına. Sen git kızının suçunu üstlen. İçeriye gelir. Sonra da kızını itiraf etsin. Olacak iş değil. Ama gerçekten çok iyi bir anneymiş Deniz. Ya belki de böylesi daha iyi oldu. Ya ben Deniz'in kızı için endişeleniyordum. Ya neden? Ya geçen gün dışarıda Kudret'in oğluyla gördüm. Yani bir aile de samimiydiler. Ya şimdilik Deniz'e bir şey söylemiyorum ortalık karışmasın diye. Aman diyeyim Murat. Hakikaten yani şimdi araları da gergin. Ortalık fena karışır. Aynen. Evet bence de bir şey söyleme. Murat bu ara çok kafein alıyorsun. Ne yapayım abi? Günde kaç tane içiyorsun? Ya 5-6 tane oluyor. Yuh. Zararlı değil mi o kadar? Ya ne bileyim işte. Ya en azından ayakta kalmama yardımcı oluyor. Malum uykusuzluk, gün içinde halsizlik falan çöküyor. Yani tehlikeli değil mi? Ya biliyorum da. Yani ne olur ki en fazla. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Yardım alması gerekiyor biliyorsun. Böyle giderse bir yerde yıldık kalacak. Acaba konuşsak ikna edebilir miyiz psikoloğa gitmeye? Ben konuştum. Ne dedi? İlaç falan almam dedi. İlaç alıp da kendimi uyuşturamam. Deli değilim ben diyor. Sadece karım öldü. O da doğru tabii. Yani. Ya Deniz abla az bronzlaş ya be. Sen yanmıyorsun. Baksana şu hale. Aynı teleme peynir gibisin ha. Kızın da aynı. Siz hiç güneş görmediniz mi? Hani bir tane ülke vardı. Neydi adı ya? Na. Na. Aa, yolcu. Bunun burada ne işi var? Kim bu? Bilmiyorum ki. Dönerse senindir. Hayırdır Yonca? Şok tedavisi mi? Hemen yollamışlar. Yok. Tedavi için para lazımmış. Ne kadar lazımmış? Çok güzel. Çok para. Çok para mı? Olaya bak ya. Allah'ın kişinin zaten çok para olsa olsa gidip ondan mal alacak. Ne olacak? O çok parayla alacak. Onları içecek. Öyle o çok para yandı kül oldu. Bitti gitti. Seda anlatacak mısın çok para? Allah Allah. Anladık. Ne olacak şimdi? Hiç. Hiçbir şey. Azra. Olmaz. Azra. Olmaz dedim. Azra gözünü seveyim. İzin ver yanınızda. Olmaz dedim. Azra ya. Azo. Ya bir tek size kalsın Azo ya. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Yok hemşire. Kural kuraldır. Beni sattın sürgünü yedin. Mecburi hizmet yerim Kudret hadi. Azra benim param yok ki. Ben nasıl tedavi olabilirim? Dişini sıkacaksın içeride temizleneceksin. Hadi güzel kardeşim hadi. Hadi. Anne, ne oluyor? Ne olmuyor ki? Ne olmuyor ki? Burası çok acımasız bir yer. Dışarısı farklı mı Deniz abla? Yani aynen. Aynen ne? Ne aynen ne? Ya siz özgürlüğünüzün kıymetini ne zaman anladınız da bundan sıkıldınız? Burada insanlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşamak demek sadece hayatta kalmak demek değil. Bütün mahkumların dikkatini, havalandırma saati sona ermiştir.
Gel. Abla. Beni istemişsin. İstemeye istemeye istedim. Gel. Kökçü dükkanına döndün demek. Hani Azra arkadaşın? Hani Azra melekti? Azra benim için öldü abla. Söz verdi bana. Hastane dönüşü seni yanıma alacağım diye. Şimdi de ne halin varsa gör diyor. Ben çocuğumu da onlar yüzünden kaybettim. Allah onların belasını versin. Oo, çok dolmuşsun sen, çok. Öyle. Bundan sonra sen ne dersen o abla. Önceden de bu böyleydi ama... Senin kafa geç basıyor. Ben telafi edeceğim. Satış yaparım. Yeni müşteri bulurum ben. Telafi edeceğim. Artık benim hiçbir şey umurumda değil. Bakarız. Çekil. Çekil. Tamam. Çekil. Ne kadar topladık? 2500. Hadi ya. 3000 bile alamadık mı? Yuf olsun bize ya. Yetersiz bakiyeler topluluğu. Hadi diyelim ben de elimdekini avucumdakini koydum. Geriye kaldı 10.000.000.000 baloncuk. Daha parlak bir fikriniz var mı? Ya benim derdim zorum Öykü. Anam çocuk dönsün, anacağızına kavuşsun. Böyle otur otur da bir şey yapmadan ne bilen. Bir şey yapmadığımızı kim söyledi bu? Sen avluda Yonca'ya demedin mi? Dedim. Buraya gelemezsin dedim. Ne halin varsa gör mü dedim. Ya benim Azom ya. 10 numara bir insan işte ya. Dur kız dur. İnsan ya, görüyorsunuz ya. Azom plan ne o zaman, plan? Hadi odaya gidelim. Hadi. Yani evet kalsa. Evet, sen burada kal. Tamam, bir ayrılma. Tamam. Ne haber? Hiç. Gelemedim pek yanına. Annem benden pek hoşlanmıyor galiba. Yok. Sana özel bir şey değil. Başımıza gelenlerden dolayı değil. Öyle yani, zaten cezaevlerinde kimse kimseye güvenmez. Hatta yakında benimle arkadaşlık yapmadığını da söylerler sana. Arkadaşlık olmazsa çekilmez ki burası. Aynen ya. Tipleri bu. Senin dışarıda çok arkadaşın var mı? Ya dur, önce şey söyle, sevgilin var mı? Yok. Yani artık yok. Yani buraya düştün diye bıraktıysa zaten yaramazmış. Yok, ondan değil. Ben buraya girmeden önce ayrıldım. Aldattı mı? Kötü birisi sadece. Annesi gibi. Kadın tam bir canavar. Allah Allah. Kızım ne yaptın? Mafyaya mı gelin gittin? Ecem. Alma güzel mi yaptın ya? Konuşmasak bunları. Hep bana soruyorsun. Biraz sen anlat madem. Ya anlatayım. Yani özetle benim başımı sevgilim yaktı. Ama hala aşığım adama. Benim oyuncak bebekler parasını da yaz. Tamam. 200. Ya kızlar, öyle benim bebeğin parasıyla ondan bundan olacak iş değil bu. Dudu, bize toplu para lazım. İyi de Azra, nereden bulacağız biz bu kadar büyük parayı? Aklında bir fikir var mı? Var aslında. Parayı mahallemizin ağır abisi Kudret ablamızdan alacağız. Yok daha neler, çüş. Azra emin misin? Ya kadın bu ara coştu. O zaman bu zaman değil bence. Şahane ne zaman o zaman? Ha? Coşacak tabii. Bizi püskürtmesine izin mi vereceğiz? Biz korktukça üstümüze gelecek. Aksine, gelkenleri su yendirmenin zamanı değil. Hem Yonca'yı çok zehirledi o. Şimdi de masraflarını üstlensin o kadar. Peki. Peki benim Azra'm nasıl olacakmış? Ya aklımda bir plan var aslında benim de. Ama henüz olgunlaşmadı. Olgunlaşınca söylerim hepinize. Sevgilim bayağı belalı bir tip yani. Ayrılmayı düşünmedin mi hiç? Ne ayrılması be? Beni bırakacak diyordum, kopuyor.
Adamdan kork bence sen. Onun yüzünden kaç kere içeri girdim diyorsun. Kızım ben çok bir aşık oldum, anlamıyor musun? Bence sen gerçekten hiç aşık olmamışsın. İstemem öyle aşkı. Babam da anneme aşıktı. Anneme neler yaptı. Hepsi aşktanmış. Bak, şimdi ne haldeyiz? Geçem. Bir taze, taze çay var. Alalım mı? Çay içelim. Allah'ım yarabbim ya. Bakın şöyle otur. Tabii. Evet, çay mı isteyen var mı? Deniz Demir. Avukatınız geldi. İkiniz de bekliyor. Tamam. Hadi. Merhaba. Şimdi ilk iş mahkemeye itiraz. Tutukluluğun kaldırılması için. Baban şikayetçi değil zaten. Annende de bir sorun yok. O başından beri aynı ifadeyi verdi. Ecem, sen verdiğin ifadeyi kabul etmeyeceksin. Avukatının çağrılması gerekirdi. Sana savcı avukatını ister misin diye bir şey sordu mu? Yok. Yok, sus sormadı. Ardı arkasına bana fotoğraflar koydu. Anne, ben de dayanamadım. Tamam. Tamam. Bundan sonrasına bakacağız. Mahkemede nasıl bir ifade vermesi gerekiyor Erhan? Bir kere baskı altında alınmış bir ifade olduğunu söyleyeceğiz. Avukatının çağrılmadığını ve bu hakkın sana hatırlatılmadığını da. Ve bak, burası çok önemli Ecem. Annemi kurtarmak için yalan ifade verdim demelisin. Anladın mı? Anladın mı annem? Sakın başka hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, merak etme. Bu bana yeter. Neler yapabileceğini biliyorum. Geliyorum. Çamaşırhanenin malları geldi ama bizim parti çıkmadı için. Nasıl çıkmadı? Baktım her yere. Bakmaz olur muyum anne? Şu üstümün kokusuna baksana. Bildiğin deterjana bulandım. Bulanaydın daha iyi. Çekil gözümün önünden. Ne var? Ay, sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Siparişlerim gelmedi. Ya oğlum, bir kere de bir şeyi yüzüne gözüne bulaştırmadan düzgün yapsan. Yarın elinde olacak. Ha. Ben senin keyfine göre iş yapacağım burada, öyle mi? Abartma anne, holding işletmiyorsun sen orada. Ayrıca o Merit tarladan toplamıyorum ben. Yarın elinde olacak işte. Alp, sen bana çok diklenmeye başladın. Bak oğlum. Beni fabrika ayarlarıma geri döndürme. Sakın beni tehdit etme. Benden alacak bir şeyin kalmadı anne artık senin. Bırakmadım. O kız senin aklını başında aldı. Sana göre Ecem mi yok oğlum? He? Etraf onun gibi sümüklü kızlarla dolu. Kadına kıza düşkün bir adam gibi oldum baban gibi başıma. Aklını başına topla. At o kızı kafandan. Yeter. Yeter artık, bir rahat bırak beni, yeter artık, yeter. Naciye. Buyur anne. Yarın sabah geliyor mallar. Eyvallah. Sezen. Söyle ablacığım.
Otur şuraya sana bir... E çık dışarı sen. Çık. Kök saldığı yere. Çık. Bu bir garip oldu böyle bir atarlı matarlı. Ne oluyor buna? Anne. Gece seninle yatsa. Bu gece mi? Burada olduğun sürece benim yanımdan ayrılmayacaksın. Sen yokken ev kabus gibiydi. Babam da sen. Var mı yok mu belli değil ki. Ecem. Babanla niye tartıştınız? Yani evi terk edecek kadar ne oldu? Babamı bilmiyor musun anne? Sana bir şey mi yaptı? Hayır. Yapmadı. Niye tartışma bu noktaya geldi? Erkek arkadaşın yüzünden mi? Önce kendine baksın. Anne de böyle içiyormuş. Ne demek o? İçki. İçkisi işte. Sarhoştu yine. Bak. Benim için önemli olan tek şey sensin. Baban koca adam. Ne isterse onu yapsın. Ama sen kendi hayatına sahip çıkacaksın. Senin uzun, güzel bir ömrün olacak. Birlikte olacak anne. Birlikte olacak. Birlikte olacak. Birlikte. Vallahi evlenmeye falan hiç niyetim yok. Buradan çıkınca başına kaldım. Deniz Demir, idareden çağırıyorsun. Telefonun var. Tamam. Babandır. Konuşmak ister misin babanla? Sen konuşacaksın nasıl olsa. Bu odadan sakın dışarı çıkma. Sakın. Tamam. Tamam. Anam çekin. Çekin çocuk. Çekin çocuk. Çekin. Şey Dudu. Heh. Dudu beni idareden çağırdılar da. Kız içeride bakarsın değil mi? Tamam tamam ben bakarım. Hadi gitsin. Al çocuğu. Gel Deniz. Eşin arayacak birazdan. Otur şöyle. Ne oldu? Tuvalete gidecektim de sifon çalışmıyor. Sular da akmıyor. Başka bir tuvalet arıyordum ama. Ha, seni arızalı odaya verdiler de. Hala başka ben seni götüren hadi yürü. Yok yok ben giderdim ya. Olur mu hiç? Anne seni bana emanet etti. Hadi yürü. Yürü bir araba gideceğiz. Gel. Bir araba gideriz biz. Alo. Deniz. Ecem yanında mı? Yok. Peki niye gelmedi? İyi mi? İdare eder. Ben avukatla konuştum. Geldim yanınıza. Evet. Konuştuk biz. Ya Deniz Allah'ını seversen... Biraz anlatsana yani Ecem nasıl, avukat neler anlattı? İdareden konuşuyorum şu an. İyi de ben burada sabahtan beri telefon bekliyorum yani. Kızım beni niye aramıyor? İnsan babasını aramaz mı ya? Sen kızına babalık yaptın mı? Kızına babalık yaptın mı? Ecem senin yüzünden burada. Kızınla ilgilenme, sonra da ondan ilgi bekle. Bak şimdi ben senin tavrını anladım. Sen kızımı bana karşı dolduruyorsun. O da beni aramıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfen kızımla arama girme. Anlıyor musun beni? Teşekkür ederim. Rica ederiz. Götürün beni. Gel. Gel öyle oradan gideceğiz. Bak ben seni değil. Bir başına helaya melaya hiç gitmeyeceğiz. Ben ne zaman bir başıma helaya gitsem eline başıma bir şey gelir. Beni bulamazsan Hasret ablana de eve. Ne bilen Jale ablana söyle. O da götürüverir seni. Bizim odaların da suları kesiliyor. Zıt bir suları kesiliyor. Ne yapacaksın? Burası yine iyi. Gel. Her gün bir kere kesiliyor. Bunlardan birine girme işte. Heh. Gir gir. Bakmıyorum ben sana hadi. Ne olmuş benim kaşlağıma? Orman gibi olmuşsun ha. Şeyma'ya değen bunları iple toplayıversin beni.
Tatlım. Anladın değil mi dediğimi? Hop. Yok. Önce dediklerimi yapacaksın, tamam mı? Sonra bunlardan ikişer tane vereceğim. Anlaştık. Hadi şimdi koş. Koş. Buraya girelim. Ela, ne oldu çocuğum? Ne işin var senin burada? Annem nerede? Metin düştü, koş. Metin mi düştü? Ecem, ben bir yere kadar gidip geliyorsun, değil mi? Sen bir yere ayrılma. Çabuk ol. Tamam, geliyorum, geliyorum. Tamam, tamam. Çıkma bir yere, ha? Tamam, bekliyorum. Yine koşturmaca mı oynuyordunuz? He? Ah bu Metin, ah. Ah. He? Hadi, hadi koş, koş, koş. Gel. Tamam. Sen burada bekle, tamam? Hı hı, tamam. Oh, Pamuk Prenses. Dışarıda olup biten her şeyden haberim var. Anlamadım. Oğlumu baştan çıkardığını, aklını başından aldığını biliyorum. Hatta ne gördüğünü de biliyorum. Oh. Kız nerede Metin? Ayağım ağrıyor. Anam çocuğum. Ne oldu? Ayağım burkuldu Duda abla. Ya sen de bir durduğun yerde durmuyorsun ki. Kızım sen de beni tek oradan çağıracaksın. Bir dene memura neyi seslenmedin? Anam. Memur hanım. Ece hanım. Bir dene hemşire göndersen bassan çocuk ayağını vurmuş ha. Geçti geçti. Le. Bak belediz nelere. Siz benden oyun mu ediyorsunuz? Anam. Anam. Anam Ece. Yok bir şey. Bir şey olmuş bir şey. Anam. Anam kızık başına bir şey gelecek. Ben bir şey görmedim. Yemin ederim ben hiçbir şey görmedim. Vallahi yalan söyleme. O dilini keserim senin. Ananı, polisi, savcıya herhangi birine bir şey anlattın mı? Hayır. Maymun gibi kafanı sallama. Cevap ver bana. Anlattın mı? Anlatmadın mı? Anlatmadım. Anlatmadım. Hiç kimseye bir şey anlatmadım. Anneme anlatsam kafayı yer burada. İyi. Şimdi aynen böyle devam edeceksin. Kimseye bir şey anlatmayacaksın. Aksi takdirde seni keserim kuzucuk. Kıtır, kıtır, kıtır keserim. Önce anneni öldürürüm. Böyle. Kıvrana kıvrana gözünün önünde öldüğünü görürsün. Sonra da sıra sana gelir. Anlaşıldı mı? Alp'ten haberin var mı? Hayır. Hayır haberim yok. İyi. Bundan sonra da olmayacak. Koş koş git altını değiştir. Kızım ne yaptı seni? He, bir şey yapmadı değil mi? Yok. Yok pis pis konuştu öyle pis pis baktı. Korktun mu çocuğu? Hadi elin yüzünü yıka bakayım. Mırsık gözlü. Kara mırsık. Kara Fatma gibi bir şey. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmuyor ki. At benim aptal kafam. Ben ne gidiyorum? İki tane çocuk beni kandırdı diye. Hay Allah. Annen de bana kızacak şimdi. Tutu. Tutu anneme anlatmasak. Lütfen. Olur mu çocuğum? Anneye söylemeden olur mu hiç? Tutu bak. Benim yüzümden neler yaşadı zaten kadın. Bir de bunu anlatırsak gider böyle. Hesap sormaya falan kalkar. Ne olur. O da doğru emme. Ne bilen? Bilemedim ki ben indi. Tüm kısımlar havalandırmaya. Havalandırma saati başlamıştır. Tamam. Sonra konuşuruz. Hadi sen iyi mi? Daha iyi mi? Tüm kısımlar havalandırmaya. Hadi gidelim. Ah, o çocuklar kandırmış ha beni. Ben ne bilen yoksa bırakamadım seni yalnız. Olmaz hadi Melih ha. O topu tut ama. Hadi at, at, at. At, at. Ver, ver. Hah. At. Ops. Hadi.
Hadi hadi. Hadi Melia. Tut Hasan oğlum. Hadi Melia. At of. He, o ne gibi? Tamam hadi at at at. 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 Ver 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 ver. Ne oldu? İyi misin? Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Anne, anne tamam. İyi misin? Tamam. Biraz dikkat etsenize. Ablacığım vallahi böyle pat diye attım. Yanlışlıkla oldu affedersin yani yanlışlıkla. Anneciğim iyiyim bulaşmış bunlara. Siz benim yemekhanede dediklerimi anlamadınız galiba. Yo anlamadım. Of be ablacığım. Amma uzattım ben artık. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Sedan. 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 Tamam yürü. Yürü. Al çekti. Geçti. Koş. Revire yetişti. Uzak. Lan götürün şunu. Lan. Kuzu. Senin derdin ne? Senin derdin ne be? Senin derdin ne yeter artık? Yeter. Sen ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun? Kızımdan ne istiyorsun yeter. Ya ben senden ne isteyebilirim kuzu? Senin neyin var ki neyini isteyeyim senden? Aa, beni sevmeni istedim. Çok istedim. Ama sen beni hiç sevmedin. Hiç. Kalbim kırıldı. Neticede ben de bir insanım. İncindim. Benim de bir kalbim var. Kırıldım. İncindim. Kızdım. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Ben sinirlenince ne oluyor? Ok yaydan çıkıyor. Bundan sonra hem kendini hem kızını korumak zorundasın. Kızı şimdi... Uzak dur lan! Sakın dedim! Orada duracaksın! Uzak dur! Manyak senin hapishanede ne işin var? Akıl hastası! Deli bu. Bunun hapishanede ne işi var? Bunun tımarhanede olması lazım. Bu deli bu. Geri dur. Deli bu. Bunun bir kızı geldi. Muldumcuk oldu. Bir böyle bir kaplan oldu bir. Ormanda kaplan kalmadı, avcılar götürdü. Aslan kesilsen, kaplan kesilsen olacak. İki sıkıntılık canım bu. İki. Burada bu kavga, kargaşa hiç bitmiyor mu ya? Ne bu kadar insanı bir binaya takınca herkes boş olmak istiyor. Sonra kavga gürültü. Bitmez bu da tantana. Hayatımda gördüğüm en psikopat kadın bu. Ver gözlüğü. O buranın ağırbaşı belli. Tehlikeli ama haklısın. Annen senden ne istiyor bu ya? Niye taktı? Nereden bastınız damarını? Hiç. Psikopat işte bu. İyi misin? Geçecek ki sen de yanından. İyiyim. İyiyim tamam. Bir muz muz bir şey yapayım değil mi? Tamam. İyiyim. Merak etme sen tamam. Yürü. Yürü. Çıksınlar şu gelin bitsin. Anne iyi misin? İyiyim. Ağzımız bir şey koymuş. Olur olsun. Stresten şımşırık olmuşum. Ha. Gidin elin yüzünü kendine. Arkadaş sen de ne çakmaya geliymişsin ya. İki sıcak derinin gittin. Bak benim Ege'lime laf mı ediyorsun sen he? Kız bu beden en son ne zaman gördü Ege'yi haberin var mı senin? Burnumda tütüyor burnumda. Acotka vurması olacak da yiyeceksin şimdi. Dağlara çıkacaksın, çıntar toplayacaksın, çıntar. Toto. Vurmak ben sana bir benzin öldüm sattı kız. Ne? Bak buna, buna hemen götürüp Azra'ya ver tamam mı? Ne bu? Bekletme Duda hemen. Bu ne? Hemen. Bu ne kız? Tatlı da zararlı. Azra. Şey gibi. Yonca tutuştur ve de elimi helada. Hayır mı acaba? Bu mu kağıt? Hayır hayır. Gelseniz odama. Deniz de çağırsana. Tamam ben çağırırım. Yazmış. Yapalım. Bu yazıyor. Şimdi. Deniz. Azra'nın odasına gelsene. Hadi. Tamam. Buradan bir yere ayrılma. Olur mu? Tamam. Odadan çıkma sakın.
Ne oldu? Heh. Boncuk da geldi. Toplantımıza başlayabiliriz. Evet kızlar, güzel haberler geldi. Toplu para olayı mı az o? Evet Cinali, Kudret'in siparişler gelmiş, yarın adresinden teslim alıyoruz. Kim söyledi? Yonca, hiç aklına gelir mi? Benim hala aklım almıyorum. Nasıl ya? Nasıl ya? Siz önceden plan falan mı yaptınız? Ya işte Azo başkan ya. İşte o karda yürür izini belli etmez ya. Yonca ne zamandan beri işin içinde? Başından beri. Kız ne başı? Başında hepimizin önünde bağırdın, çağırdın, kovdun ha. Hı, kovdum ama bir soru, niye kovdun? Neden kovdun? Yok hemşirem, kural kural. Beni sattın, sürgünü yedin. Mecburi hizmet yerin Kudret, hadi. Azra, benim param yok ki. Ben nasıl tedavi alabilirim? İşini sıkacaksın, içeride temizleneceksin. Hadi güzel kardeşim, hadi. Tabii bu kardeşiniz çalışmaya devam etti yani. Azra, ne oluyor? Ne yaptım ki? Yapmadın daha, yapacaksın. Kudret'e gideceksin, bana bilendiğini inandıracaksın onu bir şekilde. Ne bileyim, sattı beni de, artık benim için bitmiştir de, sen bulursun bir şeyler. Ondan sonra da kulağını dört açacaksın. Yeni mal geliyormuş, nereye geliyor, kim alıyor, nerede saklıyorlar falan hepsini öğren, bana uçur. Tamam mı? Bakma öyle salak salak. O hastanenin parası bulunacak. Sen cansın. Cansın. Tamam kızım, sonra topluca seversin, hadi git şimdi. Bir dakika, şimdi meseleye dönelim. Bu mal nereye gelecek ve ne zaman gelecek? Çamaşırhaneden. Klasik deterjan, meterjan tezgahı. Bak, yine bu Kudret temiz kadına ile deterjan, meterjan sokuyor. Tamam, sonra ne yapacağız? Ah, benim dert yumağım, endişe topağım. Sen bunları takma kafana. Benim sonrasında çok güzel planlarım var. İyi, toplantı bitmiştir. Hadi bakalım, dağılıyoruz. Hadi o zaman. Uy. Hadi kalk. Azo. Ya bir el tavla oynayalım mı? İşim var Hasret, hadi. Ya senin de hep işin var bana gelince ha. Olur, bir el tavla alsak. Bak tüm bu planlar, programlar bende stres yaptı ya. Tansiyonlarım fırladı 18'e. Ya öbür gacılarla oynuyorum, yok sayıyor, yok gac, vıgır 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 konuşuyor kafamda. Hasret, işin var, ne yapıyorsun ya? Aa, hadi işin var diyorum. Ya gel, gel bilek güreşi oynarız. Yok ya, bu Azo beni sevmiyor artık o kadar ya. Ne alakası var bu? Evden peçete getirmemişim. Hmm. Ne oldu, şurada mı? Afiyet olsun size. Sağ ol, sana da. Sağ ol, sana da. Akşam ne yapıyorsun? Akşam... koşmaya gideceğim. Biraz hamlamışım da. Tabii, o koca sandviçleri yersen... O kadar iyi biliyorsan, buyur beraber koşalım. Ben mi? Hı? Ben mi koşacağım? Birlikte. Çok uzun süredir koşmadım da. Koşunca hatırlarsın. Bisiklete binmek gibi bir şey. Beraber spor mu yapacağız? Yapalım tabii. Sağlam kafa, sağlam vücut bulunur. Korkuttun beni. Huyumdur. Sen bana mektup yazdığını söylemiştin değil mi? Evet. Ama yazmamız. Nasıl yani? Nereden biliyorsun? Şöyle biliyorum. Bana yazılan mektupların hiçbirini atmam ben. Biraz önce baktım şöyle bir hepsine. Hiçbirinin üstünde adın soyadın yok. Yazmamışsın yani. Yo. Yazdım. Ama cezaevindeydim o ara.
Eline mi ulaşmadı acaba? Mervecik. Güzel kız. Biz burada yalan sevmeyiz. Yalancıları hiç sevmeyiz. Neden? Çünkü yalan söylerler. O yüzden gözümüzü üzerlerinden ayırmamamız gerekir. Ama gözümüze bizim başka bir sürü yerde ihtiyacımız var. Hep yalancıları izleyecek değiliz değil mi? Yüzden onların açıklarını anladığımız an... Anladın sen beni. Gözümün nuru. Aferin. Şimdi uslu bir kız ol. Benim gözümü yorma. İlaçların gelmiş Devire. Filiz hemşire alsın dedi. Haso, gözün aydın. Yasemin Hanımlar gelmiş. Oo Haso, doğum kontrol hapı. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Onlar benim tansiyon hapım ya. Ha ha, tansiyon diye alıyorum da başka yerden şişiriyorum. Ya sapık sapık konuşmayın benimle ya. Tamam. Sen sinirlenme. Git al ilaçları hadi. Hadi sinirlenme. Çok hadi. Stres yapma hadi. Azra Kaya, Deniz Demir, Melisa'nı çağırıyor. Tamam. İyiyim. Tamam, biz de merak etme. Biz bakarız, ilgileniriz. Biz bakarız. Ama hiç. Değil mi kız? Gelirim de. Hadi. Merak etme. Kızın nasıl Deniz? İyi. İyi, yani burada ne kadar iyi olunursa o kadar. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı derken? Sen bunu dola böyle, sana başka renk de vereceğim ben sana, tamam? Yine çok zor bir görev vermişsin yani. Ha, küçük ablası daha ne bilsin daha o. Tamam. Kızıcık, küçük kuzu, küçük kuzu, kuzu. Ecem, sen bu makinayla ütü yapmayı biliyor musun? Gel öğret. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Nereye geliyormuş? Hiçbir yere gelmiyorum. Ulan Dudu, daha geçen o buzlukta dondurmam kaymak olmalar ramak kalmıştı. Tekrarını istiyorsan benim tepemi kaptırma. Gelecek diyorsam gelecek. Getirin şunu. Kudret dokunma şu kıza. Lütfen elleme şu kızı. Lütfen dokunma. Gel, gel. Lütfen. Korma Dudu, korma. Ne öyle esir gibi getirdiniz kızı? Bıraksana, bırak. Bak şimdi kuzucu, bu alette önemli olan ne biliyor musun? Şu pedaller. Buna bastın mı makine iniyor. Şuna bastın göster. Baş buhar geliyor. Buna da bastın mı atıyor. Gel bakayım, geç. Ha. Nasıl indiriyoruz? Ha, indir. Tamam, şimdi bas bakayım foş. Bas, 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 bas. Murat Bey de oradaydı. Ne söylediğimi biliyor, neden söyleme ihtiyacı duyduğumu da. Biliyorum, anlattı. O zaman sorun ne? Her şey bu kadarla kalacaksa sorun yok. Ve bence her şey bu kadarla kalmalı. Deniz üstüne gelecekler, klasik ayak oyunları. Alış bunlara artık ve uyma. Davalarınla ilgili bu kadar iyi gelişmeler varken hayatını zorlaştırma. Sessiz ve gölgede kal bir süre. En azından kızın ve kendin için bunu yap lütfen. Tamam. Şeyi anlamadım ben müdürüm. Yani ben bu hikayenin neresindeyim? Bana söyleyecek bir şeyiniz yoksa beni çok ilgilendiren bir durum değil, değil mi? Yoksa yine mi göresin geldi beni ha? Ah, Azra.
Sen benim akil adamımsın. Neden burada olduğunu çok iyi biliyor olman lazım. Çok iyi biliyorum. Yani diyorsun ki denize göz kulak ol, ateşini al. Doğru muyum? Tamam, o zaman gidebilir miyiz? Çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Bana bak, artıyor senin reytingin ha. Ne reytingi? Müdüründen Kudret'ine herkese full atardasın yani. İnsanlar konuşuyor. Öyle mi? Ne diyorlar? Ha işte Azra'nın pabucunu dama attıracak diyor. Küfür mü ettin sen? Ettim, evet. Ettim. İnsan böyle böyle küfrediyor demek ki. Ben de seni böyle böyle yiyeceğim demek ki. Ya Azra ya. Güzel güzel, aynen devam. Bak, çok, çok, çok. Bırak şunu. Çekil lan. Çekil. Ne oluyor be? Al kızını, al. Meslek öğretiyorduk. Sen ne zannettin? Ha? Dejavu mu zannettin? Dejavu ne anne be? Dejavu. He? Korktunuz mu? Dejavu. Buhar ver, buhar. Jos ver, jos. Jos ver, jos. Ver, jos ver. Kollar işim çok iyi. Şey. Hazret. Ben senden bir şey isteyecektim de. Buyur Deniz abla. Şey, sende şey var mı? Yani ben kendimi, kızımı korumak için, yani tedbir olsun diye. Ha yok, yok. O işi herkes kendi yapar burada. Biliyorum, yok. Biliyorum da. Belki sende vardır diye. Ya Deniz abla, acık yaratıcı olacaksın ya. Burada millet işte ne bileyim, diş fırçasına tarar, jilet atar. Ha, o plastik sandalyelerden o sert plastik koparıp onu yontar falan. Artık sen de kendine göre olanı bulacaksın. Tamam. Sağ ol. Hasret. Uyku geldi. Deniz abla, gelsene 2 dakika. Tamam. Sivriltmedik. Sen onu yatağın altında bir demirde törpüle, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Dikkat ol ha. Tamam. Özlem, istersen üzerindekini çıkar. Bak burası çok sıcak. Yok, benim spor yaparken tarzım böyle. Ha? Güzelmiş. Ben de akşam koşacağız deyince başka bir şey düşünmüştüm. Nasıl yani? Biz koşmuyoruz şu an. Bildiğin yürüyoruz. Ne bileyim, sen uzun süre ara verdin falan deyince ben böyle zorlamayayım istedim seni ama. Hayır canım. Kaç? 6. 6. O zaman benden de 7. Peki. 8. 8. 9. Görüyorum lan, duruyorum.
İyi misin? Ne oldu? İyi misiniz abla? Bir buz alabilir miyiz? Tamam. Bacağının ciddi herhalde. Tamam şöyle uzatalım mı? Şöyle biraz uzatalım. Sakin ol. Tamam tamam dokunmuyorum. Tamam. Bir bakayım dedim. Allah. Ne oldu? Ya inşallah kırık çıkık yoktur Özüm. Ay yok. Hay Allah korusun. İyiyim ya. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Şu acı çekiyorsun şu halde ama. Bir dakika şöyle dur. Bizim yapacağımız sporda bu kadar oldu. Kolay gelsin. Sağ ol. Sınavların yaklaşıyor galiba. Evet, bu ara biraz fazla mesaiye kalıyorum. Hasretle gönderdiğin şey için teşekkür ederim. Yani lafım olur Boncuk. Umarım kullanmak zorunda kalmazsın. Hani umarım. Oldu. İyi geceler. Sana da. Yarın sabah işimiz var. Ben de. Sözümü kesme. Depoya malzemeler çok erken geliyor. Dikkat çekeriz o saatte. Kahvaltıya gel. Fazla oyalanma. Çabucak git. Hiç merak etme. Merak ediyor. Ben merak etmesem hiçbir işim yürümüyor. Benim işim merak etmek. Git şimdi. Çok özlemişim seninle olmayı. Haklısın. Ya ben... Senin kokun burnumda tüttü hep. Küçükten parmaklarımı saçlarına dolayıp ayırdığımı hatırlar mısın? Tabii hatırlıyorum. Senin hiçbir anını unutmadım ki ben. Ya ilk banyonu, mis gibi bebek kokunu, ilk gaz sancını da hiç unutmadım. Bütün gece sen ağladın, ben ağladım. Ciddi misin? Evet, tabii ki. Seni ağlamana hiç dayanamazdım ki ben. Evet, o işi biraz erken keşfettim. Yani istediğim şey olmayınca ağlamayı. Bu kızın her istediğini yapıyorsun. Çok şımarık bir kız olacak diyorlardı. Şımarık mı oldun sen? Annem. Seni daha da mutlu edeceğim. Sen iyi ol. Sağlıklı ol. Ben bu dünyada başka hiçbir şey istemiyorum. Bir kurtarayım. Dünyalar benim olacak. Anne. Hacı. Bana küçükken söylediğini hatırlıyor musun? Okur musun onu bana? Ne okusun? Mm-hmm.
Sevgili Umut Radyo dinleyicileri, bu akşam son olarak çok sevdiğim şair Necip Fazıl Kısakürek'ten, Zindandan Mehmet'e Mektup şiirinden avlu imgeleriyle dolu, sanki bizim avlumuz için yazılmış, sizler için seçtiğim dizeleriyle bitirmek istiyorum. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl almazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Ne oluyor ya? Üstüme düşün. Biz hasreti çıkıyoruz. Kahvaltıya kadar siz idare edin. Kahvaltıya birlikte gideriz. Hadi kalan sağlar da bizimdir. Anasının nikahı. Nereden bulacağız lan bunu? Çocuk gibi düşün Hasret. Çocuklar hediyeleri nasıl açarlar öyle düşün. Ne hediyesi? Ya ben hayatımda hediye mi aldım? Bana böyle acip acip laflar etme Azo. Öyle bana basit laflar söyleyeceğim. Ali topu tut. Haso çikolatayı aç. Azo. Hasso, topu tut, hasso. Hangi topu? Hangi topu Azo? Çocuklar hediye alınca yumuşak paketlere dokunmazlar. Niye? Ha? Çünkü onlarda kıyafet var. Önce sert paketleri açarlar. Çünkü oyuncaklar oradadır. Anam, oyuncağa gelsen Azo. Dikkat, dikkat. Kahvaltı saati başlamıştır. Bütün mahkumların dikkatini. Ulan bir günde yumurtalı ekmek olsa be. Ya Hasret, onu düşünmenin zamanı mı? Şu an yemek düşünüyorsun. Ya Hasret, nasıl olabilir bu ya? 7-24 yemek düşünüyorsun şu halde. Selam. Hayırdır hanımlar? Siz ne yapıyorsunuz burada? Nasıl yani? Yani ne yapıyorsunuz? Oktay abi, olaylar bildiğin gibi değil. Yani benim kan şekeri bir düştü. Fıttırdım, fıttırdım. Azo da beni yürütüyor koridorlarda paso. Ya ben çok kötü oluyorum böyle var ya. Sen izin versen var ya. Çıkacağım dışarıda avlanacağım. Açım yani, öyle açım. Kafam zonkluyor, zonk 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 zonkluyor. Hasret, sen ne anlatıyorsun ya? Ha? İşte bu durumda yani kadın. Bu durumda. Avlanacağım falan diyor. O yüzden ben de ne yapayım? Kafası meşgul olsun diye dolandırıyorum, dolandırıyorum. Bir efor harcatıyorum ki açlığını unutsun diye. Çocuk parkı mı burası? Hadi, 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 hadi. Sağ ol Oktay abi, sağ ol. Ha, oğlum, geldi. Ha, ne oldu? Ne
için demiş mi? Nerede ya mi? Tamam ya, uzun sorular soruyorsunuz bana ya sabah sabah. Aldık yaptık ettik hepsini, tamam mı? Bitti. Hocam Zatiye. Nasret, bir gören oldu mu? Ya Oktay'a enselendik de. Neyse hiçbir sıkıntı yok, her şey tamam. Kontrol bizde. Hadi kahvaltıya. Tamam, ben Ecem'i aldım. Ecem. Canım yemeği. Tamam, uyudun mu? Uyudum anneciğim. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ayağın nasıl oldu? Yani birazcık ağrıyor ama sen dün öyle masaj yapınca çok iyi geldi. İlk günden seni biraz fazla zorladım galiba ya. Ne bileyim, sen böyle koşarım moşarım deyince ben kusuruma bakma ne olur. Şeyden oldu o ama, antrenmansızlıktan yani. Ya olur tabii böyle şeyler de. Yani yavaş yavaş formunu bulacaksın tabii. Ama gayet iyisin bence. Fiziğin de çok güzel. Gerçekten mi? Tabii tabii. Kahve içer misin? İçerim. Sen koyacaksan. Bakalım becerebilecek miyim bu sefer? Getirebilecek miyim? Şakacı. Dikkat. Yavaş ye lan. Sana bir şey çaktırma demedim mi? Mısınız lan siz? Haso bu Naci sana bir diyetisyen sağduyusuyla yaklaşmıyor muydu ya? Ha, yeme içme diye. Baksana şimdi önünden alacaklar gibi, kaçıracaklar gibi. Naci yavaş yavaş, acelem mi var? Naci hoş, nedir bu hız? Nereye koşuyorsun böyle ha? Nenem. Sen bunlara yemek yedirmiyor musun ya? Hayırdır? Olabilir çünkü yani. Eski kadınsın. Eski kadınlar sizin öyle yapmıyorlar mı? Aşkla terbiye ediyorlar gibisinden. Ben sana nasıl terbiye etmiştim? Ağzın doluyken konuşmayacaksın. Yoksa ne olur? Gırtlağına dizilir, boğulursun. Oo, kasti faal diyor. Allah'ını seven defansa koşsun. Kavgaya giriyorsan yumruk aramayacaksın, tıfıl. Gülün lan. Tıfıl derken nenem şey demek istiyor. Zeki, çevik, ahlaklı, seksi ve genç. Mersi canım. Kesin lan tatavayı, kes. Sabah sabah düğün salonuna çevirdiniz burayı. Ay senin vereceğin örneğe ben. Anne. Otur. Cehennemin dibine yollamayayım seni. Otur. Fahşettin her şeyi. Yerimde de duramıyorum. Selam minik, ne haber? İyi abi, senden? İyidir. Ya bana şu sabahki görüntüleri bir açsana. Olur abi, ne arıyoruz? Azra ile Hasreti. Tamam abi. Geç geç. Evet kızlar, yedik içtik eğlendik, şimdi iş zamanı. Hadi ne yapacaksak yapalım, bombanın üstünde oturuyoruz ya. Aynen öyle. Azra, nedir aklındaki? Çok bir alternatifimiz yok. Kudret'in mallarını yine Kudret'in müşterilerine okutacağız. Tövbe bismillah. Ya bir... Ya o zaman Kudret'ten ne farkımız var? Şöyle bir farkımız var. Yonca'yı tedavi ettireceğiz. Böylece Öykü yetimhanede büyümeyecek, yeterli mi? Ya tamam. Tamam evet, ama yani ne yapacağız? Hem kendimize iyilik yapmak için başkasına kötülük mü yapacağız? Tamam. Ne? Dünyaya hoş geldin. Elini kirletmek istemeyen gitsin adada yaşasın. Ayrıca kimse senin sandığın kadar temiz değil Boncuk, sen bile. Öyle mi? Ne demek istiyorsun? Şöyle ki, birisi Ecem'e zarar verecek olsa düşünür müsün şu anda ne doğru ne yanlış diye? Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm.
Bu depoya giden koridor mu? Evet abi. Şey var mı? Depo önü, kamera görüntüsü. Var abi. Açsana. Aha. Yakaladım sizi. Eyvallah Melih. Bir şey değil abi. Küçük küçük başlayacağız. Zaten o zombiler kokuyu alırlar. Azo, malı daha sote bir yere koymamız lazım. Burada tutamayız onu. Orası öyle. Bir de ona sonra bakacağız artık. Hasret şeydi. Azra, hayır. Tamam, sakin ya. Geç, geç. Tamam. Gelin bakalım sabah kuşları. Değer ve hürmetler. Hürmetler. Sen de bugün bizden bir türlü ayrılamıyorsun ha? Konu nedir? Beraber bir yürüyelim diyorum ya. Nasıl olsa siz çok seviyorsunuz ya koridorda gezmeyi. Gören oldu mu? Ya Oktay'a enselendik de. Neyse hiçbir sıkıntı yok, her şey tamam. Kontrol bizde. Gelin bakalım. Gelelim bakalım. Ya doğru düz masaj yapsana kızım. Sana masajı mı öğreteceğim ben bu yaştan sonra ya? Öf. Şakaklarım ağrıyor sabahtan beri, kahvaltıdan beri. Niye? Naciye gibi bir danan var çünkü. Bak öküzü al. Çomağı hazırla. Ya da neydi? Eti. Sen niye elim hoş geldin lan? Malım nerede benim lan? Vallahi billahi yok anne. Poşetlerden biri açıktı. Diğerlerine baktım yoktu. Patlatmışlar. Nasıl yok lan? Öldüreceğim lan seni. Sen açık ettin. Allah'ım ben bir şey yapmadım. Madara ettin lan beni! Ya, tamam lütfen, ne olur. Evet, açıklama bekliyorum. Vallahi ne açıklayalım Müdür Hanım. Burayı dağıtan şüpheli şahıs bayağı telaşlıymış, o okunuyor. Bırak dalga geçmeyi Azra. Siz ne yapıyordunuz burada? Söyleyin. Müdürcüm biz şu kadarcık deterjan alacaktık. Üstümüzü başımızı öyle... Hasret. Şansını fazla zorluyorsun. Bir akıllı sizsiniz ya. Bir akıllı sizsiniz. Estağfurullah Müdür Hanım. Da yani bunu yapan belli ki biraz aptalmış. Bizden de aptal çıkmaz. Kamera kayıtlarına baksanız mı? İlk giren sizsiniz buraya. Son çıkana bakın o zaman. Bana işimi öğretme Azra. Oktay hemen anons geçelim. Bu arkadaşların odalarını güzelce bir arayalım bakalım. İyice. Baş üstüne. Görevli arkadaşların dikkatini. Niye duruyorsunuz? Hadi. Benim adamlarımın maçası yemez. Hiçbiri bana madik atamaz. Sensin gammaz. Abla. Yemin ederim ben yapmadım. Sen kim? Senin lafının bir kıymeti olsun. He? Kes karı. Ben kendi canımı kasteder miyim? Azra beni kovdu. Ben senin yanına geldim. Ben neden yapayım? Benim gidecek başka bir yerim yok ki. Şeytan bir ez. Başıma. Abla. Azra'ların orada arama yapılıyormuş. Çıkın hepiniz. Çıkın. Çıkın hepiniz.
Burası temiz. Temiz müdürüm. Anne, bunlar ne arıyor böyle? Bilmiyorum. Bilmiyorum, boş versen. Arıyorlar işte bir şey. Gözüm üstünüzde ama. Hepinizin. Gidelim. Cezaevinde de atraksiyon bitmiyor ha. Çay kahve içer. Dokunma ona. Bozuk kettle. Bir kaçak, kaçak bir şey var. Şu fişini şuradan çekelim. Fiş... Azra sen anlamıyor musun? Anlıyordun elektrikten bir şeyden. Bir kaçak bacak bir şey var. Aa, hangi ara bozuldu bu? Gel birlikte bakalım. Çalışmıyor işte, kaçak var. Sen şey yap, odana git, odama git. Benim odama git. Ecem odama git, kapıyı kapat, tamam? Sen bunu buraya hangi ara koydun? Gelelim bakalım. Bir yer bulamadım koyacak. Sonra hani arama haberi geldiğini duyunca hani şansımı denedim. Deniz abla var ya, işte bu yaptığına ipten adam almak derler. Helal olsun sana ya. Yok Hasret. İşte buna namus diyorlar, şeref diyorlar. O da sende ziyadesiyle var. Burayla düşünüyorsun. Kapış. Kapış. Bir daha gelirler mi? Gelirler. Melis peşini bırakmaz. Öyle büyük bir arama yapmaz ama. Rahat olun yani. O zamana kadar atalım Üsküdar'a geçer zaten. Genel arama uzun iş. Biz işlemleri tamamlayıncaya kadar onlar ortalıkta hiçbir şey bırakmazlar. Bu kez başka bir yol izleyeceğiz. Arama yapmayacaksa illa bir şey yapacak. İşin peşini bırakmayacak. Mahkum kısmı gevşektir diyecek. Tam malı satarken enselemeye çalışacak. Bırakmayacak peşini. Bir rahatlasınlar.
nasılsa ortaya çıkaracaklar. Satmaya başladıklarında da yakalayacağız. O yüzden hepimiz gözümüzü, kulağımızı dört açacağız. Tamam mı? O yüzden bunu içeride satamayız. Anam döküm helaya gitsin ya. Vallahi elimizde patlayacak. Yok deve, o kadar uğraştık lan bu iş için. İyi de bu kadar malı elimizde de tutamayız. Dışarı çıkaracağız. Ne? Nasıl ya? Ne? Dışarı mı? Ya bir sakin olun. Makine çalışıyor. Merak etmeyin. Melis karısı bilenmiştir şimdi. Bu işin peşini bırakmaz. Onlar bulmadan siz bulacaksınız malı. Tuvalette, çamaşırhaneydi. Bakmadığınız delik kalmayacak. Naciye danası, sen tuvaletlerde nöbet tutacaksın. Olur da tekrar tuvalete dökmeye kalkarlarsa, boynun kırılma pahasına o malları alacaksın ellerinden. Alacağım. Yoksa ben kıracağım boynunu. Hadi Naslan, hadi. Kızım, sen hiç Shakespeare okudun mu? Yok, okumadım. Aa, o zaman okumadıysan sana bunu tavsiye ederim. Bak bakalım. Aa, kitap olayına girdin mi? Evet, sen de alsana. Ha, yok ya, ben pek okumuyorum. Belli zaten. Anne. Tek arkadaşım niye böyle yapıyorsun? Arkadaşım mı? Çocuk parkı mı burası? Hapishane. Aşkım, burada kimse kimsenin arkadaşı falan değil. Değil mi Jale? Maalesef annen doğru söylüyor. Kızlar. Gel gel. Buldum. Bana Muazzez lazım. Fırsat Muazzez. Ya Anzo ya, bütün bu planımızı Muazzez abla mı kurtaracak? Ne yani? Hasret, sorgulama, uygula. Nerede bu kadın? Süpürge gibi kadın. Çat burada, çat kapı arkasında. Ya o bir yerlerde antrenman yapıyordur şimdi ya. Ben hayatımda böyle işine aşık bir insan görmedim abi. İşte ilk durma şuna. Ya ne oluyor ya? Muazzez nerede? Nerede bu kadın? Gören var mı? Var. Gördüm. İşlikteydi. Gel. Tamam, Hazo. Hadi koş kap gel. Rüzgar. Hadi sen de gel ya. Hazır, beni bulaştın. Ya sizin muhabbetiniz iyi kanka. Ben ne yapacağım onunla? Hadi hadi hadi. Havalandırma saati başlamış. Ne bileyim, fırsız Muazzez istiyorum. Ne yapacaksın? Çalışana hiç saygınız yok ya. Hiç ama... emeğin, emek verenlere saygı duymuyorsunuz ya. Bitirdim beni ya. Ay. Vay vay vay. Of. Muazzez ablacığım gelmiş. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Şikayetçiyim bunlardan Azra. Aa kız niye? İşimi engelliyorlar. Aa, ben çağırttım seni. Söylemediler mi Haso? Söyledik. Azo 50.000 defa söyledim ben ona ya. Söylemediniz. Söyledik ya ablacığım. İnanmıyorum. Ya benim sana yalan borcum mu var ya? Ablacığım hadi hadi. İnanmıyorum. Ya canım ne yapıyorsun? Benim sana yalan borcum mu var? Ne inanmıyor musun ya, Allah Allah. Haso kapıyı kapasana ha. Ay yemin ederim tansiyonum fırladı ha. Hayırdır? Valla lafa nasıl gireyim bilmiyorum. Öyle bodoslama gireyim. Muazzez ablacığım, bizim senden bir istirhamımız olacak. Ne çalacağım? Yok, biz onu hallettik. Aşk olsun. Yapma şimdi alınganlık. Bizim Öykü var ya, onu geri getirmek istiyoruz ama önce Yonca'nın tedavi olması gerek. Tedavi için de takdir edersin bayağı büyük bir meblağ gerekiyor. Nereden çalacağım bu parayı? Hallettik diyorum. Tutulma oraya kadın. Para değil de biz şey yaptık. Kudret'in sulayı patlattık. Oo, büyük soygu. Aynen. Fakat onu burada halledemiyoruz, satamıyoruz. Nakde çevirmemiz lazım. Dışarıda okutalım diyoruz. Orada da senin maharetin devreye giriyor. Anlat bakayım. Sen bu Zula'yı Hüseyin'in dolabındaki çantaya yerleştireceksin. Şişko Hüseyin memur. Yok, mahkum Hüseyin zayıf. Yapabilir misin ablacığım? Ben Hüseyin'in ayağından donunu alırım. Haberi bile olmaz. Oo,
Ben şok, ben manşet. Ben nakap. Tamam, donunu karıştırma sen. Bir fotoğraf çekeceksin. Bulunsun elimizde. Sonra ne olur ne olmaz. Gün gelir devran döner. Fotoğraf böyle Hüseyin'in dolabını görecek bir fotoğraf olsun. Adı, soyadı, eşyaları falan. Belgeli çalış diyorsun. Ama akıllı kızsın. Kiram olsan keşke. Gençlerde hiç iş yok. Meslek edinelim, çalışayım dedim ama nerede? Ya tamam, girme şimdi o kanala. Bak şimdi şu telefonu göstereyim sana. Çekebilecek misin bunları? Kızım bu telefon eski. Bunlar resim çekilmez. Ben gideyim memurlardan alayım. Dur ya, dur, otur. İyi bu. Bizim kör topal ayağımızı yerden kesiyor. Al onu. Paket. Hadi bana eyvallah. Yani Muazzez'in bu meslek aşkına pes diyorum. Tam bir profesyonel abi. Ya kankalar, varımızı yolumuzu gacıya yükledik. İnşallah olay patlamaz ha. Ya bu Hüseyin'in donunu nasıl alacakmış acaba? Meslek sırrı, meslek sırrı. Anam ne olacak, bitecek. Allah, ben bilemedim. Duramayacağım yerimde. Burada? Yok abla. Her yere baktık. Hiçbir yerde yok. Nasıl yok lan? Niye bulmadan geldiniz dangalaklar? Çekilin gözüm önümden. Çekilin, çekilin karşımdan. Lan, bunlar mı bunlar? Ha. Hızlı hızlı gelsenize ya. Ana, bunlar da yaylana yaylana. Sen de burada. Tamam. Ya nerede kaldınız ya? Kurdeşen döktük burada. Buldunuz mu Muazzez'i? Bulduk, bulduk. Kankalar, olaylar bildiğiniz gibi değil. Anlatsanıza ya. Kız hadi çatla gez gari. Hadi be. Tamam ya, olay çok basit aslında. Dışarıdan içeriye nasıl mal sokuyorsak aynı yöntemle içeriden dışarı malı çıkaracağız. Bu haftaki kurbanımız Hüseyin. Berna, Özlem, Hüseyin. Muazzez, Hüseyin'in çantasını paketi bırakacak. Ondan sonra dışarıdaki bağlantımıza söyleyeceğiz. Cezaevinin çıkışına gelecek. Hüseyin'in tam iş çıkış saatinde onu güzelce takip alacak. Sonra bağlantıyı aktive edeceğiz. Sonrası kap kaç. Allah senin tependen bakmasın. Atla bak. Ya iyi de bu çok tehlikeli değil mi? Diyene bak. Azra, delisin sen ya. Nereden geliyor aklına bunlar? Ya biz sana aynı oksijenimi soruyoruz be. Burada azotlusu var yavrum, azotlusu. Azra, ya yakalanırsa? Tamam, o da bir ihtimal. Ama elimizde başka bir plan yoksa en iyisi elimizdekidir, öyle değil mi Cihal'im? Öyle değil mi yani? Paso, koş, koş, koş. Bu tehlikeyi ancak sen durdurabilirsin. Ya benim tansiyonum var ya. Ben hangi cin fikir için koşuyorum ya? Ne oluyoruz? Ya bir şey değil. Vahşi cazibeni kullanacaksın. Ney mi, ney mi? Adam gidiyor, hasret ya. Durdur şunu, Muazzez'e bir destek al. Yoo, portakal orada kal. Benim sınırlarım var Azo. Kanka ben yaparım diyeceğim de adamın gözü senden başka kimseye görmüyor. Yapma ya. O kadar diyorsun, o şekil yani. Baba baba, sanki bilmiyormuş gibi. Ya neyi biliyormuşum Rüzgar ya? Saçmalama ya. Bir kere benim tipim değil o dombili. Ne bakacağım ben ona? Aman, bu da nikah namazcım herifi. Hiç. Hasret, hadi alma uzattın ama ya. Öykü için güzel kardeşim, hadi. Hadi ya, öyküyü düşün. Tamam be. Öykü için yaparım tabii be. Helal. Helal sana. Güzelim. Bak karıtışa bak. Ana, bir o yana bir bu ya. Bak. Nasıl keyif halindeler. Yavaş kız, yavaş. Ay, aynı şeydeki gibi oldu ya. Neydeki gibi? Aynı filmlerdeki gibi oldu işte ya. Böyle hani kadın bir yerden yürüyor, sonra adam bir yerden yürüyor. Böyle çodak diye çarpışıyorlar ya, öyle oldu. Baksana. Sonra ne oluyor? İşte tanışıyorlar, çay içiyorlar falan, peş mekan. Hasret. Kızım iyi misin sen? Ben çok iyiyim işte.
Sen nasılsın? Kuzum sana ne oldu böyle ya? Ne olmuş bana Hüso? Hadi bana ne olmuş beni bana anlat Hüso. Yakalanmamış. Şu kadındaki özgüvenin yarısı bende olsa dünyayı yıkarım be. Bütün mahkumların dikkatini. Havalandırma saati sona ermiştir. Havalandırma saati sona ermiştir. Gülü beylenmesi gereken insanlar onlar. Bak bir kına yakmadıkları kaldı. O kınayı da size yaktıracaklar kendilerine. Gel benden. Siz gidin, bizim masa öyle küçük bir işimiz var. Şu dışarıdaki bağlantıya koordinatları vereceğiz. Hadi. Hadi. Tamam. Ben önden. Çekilin bakalım, çekilin. Hadi düt 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 düt. Arvata. Hop. Allah pardon kızım. Deniz Demir, kızınla ziyaretçiniz var. Kocam. Sen git. Emin misin? Sen git, git. Tamam. Tamam. Ben onu görürsem öldürür. Öldürür. Ece. Nasılsın? İyiyim. Dur şöyle bir bakayım sana. Otur. Neden böyle bir şey yaptın? Seda. Kudret Öztürk, ziyaretçin var. Kim? Oğlun geldi. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne anlatayım baba? Tatil köyü değil ki burası. Biz bu konuyu halletmiştik. Ben savcıya niye öyle bir şey söyledim? Yani sen burada olmayı hak etmiyorsun. Kim hak ediyor peki? Annem mi? Hayır, hayır. Annen de hak etmiyor. Sen de hak etmiyorsun. Yani burada olmayı hak eden tek kişi var. O da benim. Sen hiçbir zaman olman gereken yerde olmadın ki. Bu akşam bana senden ne koca olur, ne de baba olur demiştin ya. Çok haklıydın. Çok haklıydın. Haklı olduğum için mi vurdun bana?
Aferin. Benim oğluma da bu yakışır. He? Şu senin başını yakacak kızı benden daha çok özlemişsin bakıyorum. Anne, başlama yine. Anne. Şimdi ben yani o gece seni o çocukları sarmaş dolaş görünce yani ben ona kızmadım. Sen bana... Tamam. Tamam baba, benim gitmem lazım. Gece. Görüyorsun Alp, her ailede sorun var. Önemli olan ne biliyor musun? Birbirine sahip çıkmak. Demek seni güldürebiliyorum ha? Güzel. Sen herkesi teker teker indiriyorsun anne. Sahip çıkacak aile mi bıraktın? Senin ailen benim ben. Şu üç kuruşluk kız için annene tafra yapıyorsun. Bunlar gelip geçer. Ama ya biz? Et tırnak. Et tırnaktan ayrılmaz Alp. Kapat artık şu konuyu anne. Kızı da rahat bırak. Ödü kopuyor senden, görmüyor musun? Kapatacağım. Kapatacağım oğlum. Kapatacağım. Bak ne diyeceğim. Ben seni gördüm. Sen de kimi görmeye geldiysen onu gördün. Ziyaretin kısası makbuldür. Hı? Hadi herkes işine. Satacak birini buldun mu? Cezaevinden çıkmış o kadar malı. Tek seferde alacak tek adam yok zaten. Onlara da doğrudan ulaşamazsın. Bir aracı buldum ama. Haber bekleyeceğiz. Bu akşam ararım dedi. Bak payımı alırım ha. Yok öyle hepsini tokatlamak. Büyük para. Bir kısmın nereye gideceği belli. Ama geri kalanı 50-50. Köşeyi dönünce çarpışmak. Ya Azo, benim bir planım yoktu yani. İşte sonuçta oldu mu oldu. Sen Hatice'ye değil, neticeye bakacaksın. Abi nasıl çakozlamadı ya? Ya herif öyle ki...
iki gram beyin olsa benim o iğrenç oyunculuğumla valla numara yaptığımı anlar ama... Ah be hasretim, erkekler aklıyla değil nefsiyle düşünür. Bak, bre. Naflara bak naflara. Gıbının saçlarını hele sabır dışından belli pek bir şeyler bildiği. Hasret ya. Ben şimdi senin o halini düşündükçe daha fena sinirlenim. Benim gözümün önüne bile gelmiyor. Niye kanka? Yapamaz mıymışım ben öyle şeyler? Allah'ını seversen bir kere daha anlat hadi. Hadi ne olur hadi. Neyse abi ben köşeye sotelendim tamam mı? Pistoyu gözlüyorum oradan. Neyse bunu köşeden görünce çıktım böyle kamikaze gibi pong diye göbeğine yapıştım. Göbeğinden sektim 2 metre geriye. Sonra kaldık böyle. İşte film ayağı öyle ah uh bir şeyler azıcık böyle yerden merden kırdım. Adam balın cezaevinden çıktığını söylediğinde uyandım tabii. Kudret ablanın yattığı yer. Ben size haber vereyim dedim abi. Gerekeni yapın diye. Eyvallah. Sen malı al. Kendi malını satın mı alacaksın abi? Sana ne lan? Al diyorsam al. Adamı arayıp işi hallettiğini söyleyeceksin. Yarın da parayı ver, malı al. Tamam abi. Müsaaden o zaman. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Yani eğer şimdi buradaysan bunu bilmen lazım çünkü. Kudret çok tehlikeli bir kadın. Çok. Hani ben sana ufak bir kaza geçirdim dedim ya. Evet. Aslında o öyle olmadı. Kudret dövdürdü beni. Ne? Anne. Tamam. Anne ne? Tamam. Ne diyorsun? Tamam bir şey yok. Nasıl? Anne neden? Neden? Beni seninle tehdit etti. O yüzden sana soruyorum. Ecem bana Allah aşkına doğruyu söyle. Dışarıda seni biri tehdit etti mi? Ya da takip etti mi? Alp'le bir daha görüşmeyeceksin. Neden durdun? Neden durdun? Hiçbir şey olmadı. Gerçekten. Hiçbir şey olmadı. Olsa sana söylerdim. Azra Başkan, senin iş tamamdır. İstediğin miktar bankaya yattı. Dekontun fotosu birazdan cebinde. Yes be. Müdürüm. Çok şıksın. Melis müdürüm. Bizimle hava almaya mı çıktın? Öyle oldu Kudret. Yonca hadi gözün aydın. Ne için Melis Hanım? Hastaneden aradılar. Tedavin için ücret yatırılmış. Oo. Benim nasıl olmuş?
Şimdi bunun için hastanede öyle yüklü bir meblağı yatıracak hayırsever kim? Vallahi ismini vermek istemeyen bir hayırsever yatırmış. İsmini niye vermemiş? Ben hiçbir şey anlamadım. Ha, anlamazsın sen. Sen git şimdi, döndüğünde ben sana teker teker anlatırım. Yonca hadi kalk. İşlemler başlatıldı, hazırlanırsın sen de. Madara ettiniz beni lan. Çekilin gözümün önünden. Gözüm görmesin sizi. Defolun etrafımdan. Madara ettiniz lan beni. Ben şöyle bir işimin başına geçeyim. Herkese bir hatırlatayım. Kudret kimmiş? Anlatsınlar ulan. İlaçlarını almamış herhalde bugün. Hadi gidin. Anlatacakmış. Hadi. Bugün sevgilimle konuşacağım. Telefon bekliyorum. Dizmiş ya. 3 günde çıktı anca. Senin neyin var? Bundan beri ağzını açmıyorsun. Yok bir şey. Alo. Alp, defalardır arıyorum. Ben arayınca açacaksın. Bir sorun mu var anneciğim? Var. Var ki cayır cayır arıyorum. Bana hemen bir parti mal yolla. Daha dün gönderdim ya. Patlatıldı mallar. Hemen acilen yollaman lazım. Mümkün değil. Bana bak. Olmaz. Bizim kazancımız dışarıda. Anne, sen hep işinin başında dur, işine sahip çık demiyor muydun bana? Bırak da işimi yapayım. Ulan ben burada iş yapmıyor muyum? Anneciğim sen orada oyalanıyorsun ya. Dışarı para aktardın mı var? Ha? Artık işin başında babam yok. Ben varım. Ha. Sen annenden intikam mı alıyorsun? Yok, ben işimi düzgün yapıyorum. Sen de düzgün yap. Malını kaptırma. Ben sana gününü gösteririm. Alayınıza gününüzü göstereceğim. Alo. Necdi, vakit geldi. Konuştun mu? İyi. Haber bekliyorum senden. Bekliyorum. Torunumu öp benim yerime. Alo aşkım. Oh, nihayet. Bana bak. Hayvan gibi özlemişim yalnız. Söyle. Bugün mü? Ya sevgilim ben burada tam olarak ne yapacağım bana bir söylesen. Sen söylesen. Tamam ya tamam. Tamam hemen sinir yapma tamam. Anladım. Ya anladım. Dur. Ya. Kafama sokar mı? İyi tamam. Tamam aklın fikrin iş olmuş zaten tamam. Bana bak. Söz verdim. Çıkınca evleniyoruz değil mi? Tamam kızım söz dedi ki. Hadi sen oyalanma işine bak. Ben de. Bitir. Allah. Bu ne? Ne? Sence?
Abla ben yapamam böyle bir şeyi. Benden başka bir şey iste ne olur. Niye? Bana bak. Öyle bir yaparsın ki. Hele bir yapma. Lime lime doğrarım seni. Al şunu. Al dedi. Umut Radyo'nun sevgili, saygıdeğer dinleyenleri, ben Azra Kaya. Hepiniz şaşırdınız değil mi? Vallahi ben de şaşırdım kendimi burada bulunca. Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, Romalılar, kader mahkumu gladyatörler ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağları kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız, hepinize selam olsun. Arkadaşlar, bugünkü şarkımı tedaviye giden Yonca kardeşimiz için çalmak istiyorum. Yonca kardeşimize hayırsever bir vatandaşımız sahip çıktı, insanlık öldü diyenler utansın. Dolayısıyla bu şarkıyı o hayırsever vatandaşımıza da hediye etmek istiyorum. Bir dinleyin bakalım. Bir ozandan bir başka büyük ozana geçiyoruz efendim. O zaman dans. Gel.
Çok iyi değil mi? Ne yapacağız ki burada? Ne bileyim. Takılırız. Ecem, Ecem. Ecem, Ecem'i gördün mü? Görmedin mi? Abi gördün mü Ecem'i? Abi gördünüz mü Ecem'i? Azra! Ne oluyor? Ecem yok. Tamam sakin ol bakarsın. Ecem nerede? Ecem'i gördün mü? Dudu gördün mü? Hindi buralardadın. Nerede ya? Sen gel bakayım buraya. Ne haber? Gel bakayım buraya. Ecem nerede? Bilmem, buralardadır, görmedim. Neyi görmedin kızım? Neyi görmedin? Elimden ayrılmıyordun. Ne demek görmedim? Sen de ayrılmıyordun. Sen de bilmiyorsun. Kızım seni var ya. Görmedim be. Allah Allah. Hayatın gücü onun
benimkinin hep üstü. O nedenle küstü. Saçlarımın masalı gibi siyahtan beyaza döngü. Çekilirken umutlarımın önüne sürgü. İçim sürgün çünkü herkes özgür. Bana tel övgü. Yalnız yalnızın halinden anlar yalnız. Cılız ağacın tenine balta değdi. Kaldıramadı bunu görmeyi, kaydı gitti yıldız. Yıllar altın çalan hırsız. Yaşamak çırpınmaktan farksız. Ben yarınları bugünden tanırım. O yüzden umutlarım tek tek azalıyor sanırım. Artık masallardan uzak duran çocuklardır arkadaşım. Apar topar hazırlanmış bagajım. Nefes nefese yoldayım. Elimde yumruk, gerilimde toka. Katılaşıyorum kırılganlığıma inan. Yanlışlar pahalıya patlar. Böyle çıkılır hatadan katlar. Güvendiğim dağlara kar. Ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım. O yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Aşınıyor insan kaya gibi dalgası hüzünse. Düşer yaprak kendiliğinden. Mevsim hazansa yardım etmek isterdim hayatıma, lakin anla tükeniyorum zamanla. Öyle kalabalık ki içimde de yalnız kaldı dışım. Garip kaplumbağanın evini yıktılar bir ışım. Yazın biteli epey oldu gelen gitmeyen kışım. Şaşırmamaya alıştım, zaman geçti yatıştım. Bir elimde yumruk, diğer elimde toka. Katılaşıyorum kırılganlığıma inan. Yanlışlar pahalıya patlar. Böyle çıkılır hatadan katlar.